ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık sistemimize giren açgözlülüğün ve piyasacılığın kurbanı olan ailelerin, bebeklerin, etik değerlere bağlı tüm sağlık emekçilerinin yanındayız. Aralarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da olduğu bir çete tarafından tıbbi gereklilik olmadığı halde anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirildiğine, bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve ailelerden haksız gelir elde edildiğine ve daha vahimi bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki olay mesleki etik değerleri bir yana insanlık değerleriyle bağdaşmayacak niteliktedir. Ve hiçbir gerekçe bu değerlerin ayaklar altına alınmasını haklı çıkaramaz. Her ne kadar Türk Tabipleri Birliği bu konuyla ilgili resmen soruşturma başlatmış olsa da meslek etik kurallarını ihlal ederek mesleğimizin saygınlığına, onuruna, kutsallığına leke sürenlerin, sağlık emekçilerine ilişkin güven duygusunu zedeleyenlerin, halkın sağlığını riske atanların hak ettikleri cezaları almaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da titizlikle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Özelleştirme ülkenin ihtiyaçlarından ortaya çıkmamıştır. 1970'li yıllarda Dünya Bankası, IMF gibi emperyalist kuruluşlarca 3. dünya ülkelerine dayatılmıştır. Özel hastaneler daha çok para kazanmak için daha çok hastayı yoğun bakımlara yönlendirmiştir. Aşırı hırs ve kuralsızlık örgütlü kötülüğe ve çeteleşmeye yol açmıştır. Bugünkü tıkanıklığın, yıkımın, sağlıkta ticaretin ve bebek ölümlerinin esas nedeni budur. DTP, meslek odaları ve sesi bu konudaki uyarıları ve önerileri ciddiye alınmamıştır. Bugün bebek ölümleriyle bu sistemin artık yürümediği görülmektedir. Medyaya sorun, sanki sadece özel hastane sahipleri ve orada çalışanlardan kaynaklanıyormuş algısı yaratılmaktadır. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Sağlıkta dönüşüm ölüm demektir. Esas sorun uygulanan mevcut özelleştirme politikalarıdır. Ve esas sorumlusu da politikaları uygulayan hükümettir. Sistemde özveriyle çalışan sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlıkta özelleştirme ve sağlığın piyasalaşması bebek ölümleri ve tarihsel bir utanca neden olmuştur. Bu politikalar mutlaka terk edilmelidir. Özel hastanelerin SGK ile anlaşmalarına son verilmelidir. Sistemde sorumlular hakkında etkin, idari ve adli soruşturmalar yapılmalı, görevlerine son verilmelidir. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Susma, aykırı, sağlık, halk. Dönüşüm programı 3 Kasım 2002 tarihinde AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte uygulamasına hız verildi. Sağlık sistemine bilerek yatırım yapılmamış ve sağlık sistemi uygulanan politikalarla zayıflatılmış, sonra da bunun sonucunda ortaya çıkan hasta kuyrukları, ilaca ulaşma zorlukları, SSK Sağlık Bakanlığı ayrılığı gibi halkta oluşan hoşnutsuzluktan faydalanılmış, bu olumsuz sağlık uygulamalarının sağlıkta devrim yapılarak değiştirileceği beklentisi oluşturulmuş ve sağlıkta dönüşüm programının uygulanmasına destek istenmiştir. Gelinen aşamada özellikle de para için bebeklerimizin yaşamlarına kadar el uzatan bu programın toplum sağlığına yararı olmadığı herkese görülmüştür. Sağlıkta dönüşüm programı ve programa yön çizen kar ve rant amaçlı özelleştirmeci, halkın geniş kesimlerine çıkarlarına sermayenin ihtiyaçları için gözden çıkartan anlayış, ülkemizde de benzer uygulamaları uygulayan
tüm dünya ülkelerinde de çökmüştür. Sağlıkta ticaret ölüm demektir. Sermayenin ihtiyaçları kapsamında Dünya Bankası'nın bir programı olarak geliştirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamasına 3 Kasım 2002 tarihinde AKP'nin tek başına iktidara gelmesiyle birlikte hız verildi. Sürelerde daha ucuza çalışmaya zorladı. Sağlığımız bozuldu, salgında hastalandık ve öldük, depremde enkaz altında kaldık. Sonuç olarak sizin yap boza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin toplum sağlığına yararı olmadığı açıktır. Salgın ve sonrasında deprem bunu daha görünür kılmıştır. Sağlıkta devrim diye allayıp pulladığınız sağlıkta dönüşüm programınız çökmüştür. Bizler başka bir sağlık mümkündür ve zorunludur diyoruz. Rant ve kar amaçlı değil, sağlık emekçisi ve başvurucular arasına para ilişkisinin giremediği, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği toplum için sağlık, sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi, bireysel ve tedavi merkezli değil, toplum ve bölge tabanlı koruyucu sağlık, taşeron, sözleşmeli, 4B, 4C, 4D, 3+1 değil, tek ve kadrolu çalışma, performans değil, emekliliğimize yansıyacak temel ücret ve ücretlerimizde artış, devasa şehir hastaneleri değil, topluma yayılmış ulaşılabilir sağlık kurumları, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve ana dilde sağlık hizmeti demeye devam edeceğiz. İşte bu dediklerimizi kale almadığınız, bizleri dinlemediğiniz, sağlığı piyasalaştırdığınız ve kar aracına dönüştürdüğünüz için bugün bebeklerimizin özel hastane yoğun bakımlarında nasıl katledildiği haberleriyle sarsılıyoruz. Yaşanan bu katliamı birkaç kişiye yıkarak, birkaç hastane kapatarak örtemezsiniz. O hastanelerde çalışan suçsuz, evine ekmek götüren emekçileri işsiz bırakamazsınız. Bu hastaneleri kamulaştıracak ya da işsiz kalacak suça bulaşmamış emekçileri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görevlendireceksiniz. Kâr ederken ses çıkarmayan hastane patronları ya da özel hastane şirketlerinin yöneticileri de aynı derecede sorumludur. Gözaltına alınan tek bir hastane sahibi ya da şirket yöneticisi yoktur. Bunları da soruşturmaya dahil edeceksiniz. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip bu skandaldan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz.